Affedersiniz ama annesi de gördü, tanıdı, saçları bile azalmış dedi. Annesi de baban o dedi yani. Yani daha ne desin? %100 gibi duruyor. İşte bir kere bu sene bir farklı sonuç gördük ya, o yüzden farkındaysanız daha temkinli konuşmaya çalışıyorum doğru, ama. Doğru, çok haklısınız. Ben de Sabri'nin annenin o gözlerinin içi gülüyor, onu hiç bozulsun istemiyorum. Peki Sabri'nin, seni bir kez daha alacağım. Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum, anne baba çok kıymetli. Evet ama kardeşin hayattaki yeri ayrı. Kardeş çok kıymetli bir şey. Kardeşlerin kıymetini bilmemiz lazım. Hayatımız boyunca belki de en büyük desteklerimiz, belki de değil, en büyük desteklerimiz aslında onlar. Ve ablan. Münevver. Abla. İsmi de Münevver. Münevver. Söyle bakayım. Mini. Münevver. Hayır ya, Münevver değil. Nereden Münevver çıkarttınız? Münevver. Hayır, Münevver'i kullanmıyormuş. Mine olarak değil Münevver. Mine. Ya tamam, Mine istiyormuş hanımefendi. Mine diyelim Mine, o zaman. Mine. Mine. Mine'yi söylemesi de daha kolay senin için. Mine. Evet. Mine abla. Alkışlarla Mine Hanım'ı stüdyomuza alalım. Kardeş başka. Kardeş başka. Sen delikanlı ol. Sen. Merci d'être venu. T'es très belle. Merci. Biraz şu sesimizi de birbirimizin sesini stüdyoda duyalım, hiç çevirmiyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, siz de Sabri Hanım'ın yanına alayım. Şurada getiren kız biliyor musunuz? Ne yapalım? Şükürler. Sağ olasın. Sağ olasın. Otur. Valla Mine Hanım'ın da buraya gelmesi gerçekten önemli. Hem babasına destek, hem babasına duyduğu saygı, hem de Sabri Hanım'ın kız kardeşi olduğuna duyduğu inanç. Hep söylüyorum, bizim milletimiz böyle insanlardan müteşekkir. Geri kalanı çok küçük bir azınlık, bizi üzen, kıran, hayal kırıklığı yaratan ama işte kalkıp Fransa'dan buraya gelip ailesini arayan Sabrina'ya destek olmaktan gerçekten aslında Türk misafirperverliğinin de en büyük örneği. Teşekkür evet. ediyorum size. Münevver Hanım, siz kardeşlerin kaçıncısısınız? En büyükleri benim. En büyük sizsiniz. Sabrina'nın da ablası çıkacaksınız inşallah. Hayırlısı inşallah. Duyduğunuzda ne hissettiniz? Ya duyduğumda çok şaşırdım, şok oldum. Yani hani çok ilginç bir duygu hani böyle. Ya onun yerinde ben olsam ne yapardım? Belki ben de aynısını yaparım. Babam bir zamanda yurt dışından gelmeyebilirdi. Belki onun babası olabilirdi, devam edebilirdi. Belki biz de aynı şeyi yapacaktık. Şimdiye kadar asla çıkmasın diye dua ettim testi. Ama bunun bu çabalarını gördükten sonra hayallerin kırılmasını bu saatten sonra biz de diğer kardeşlerim de istemiyoruz. İnşallah olur. Yani önce insan olsun. Bir garipsiyor değil mi? Hani babaya çok, bir kızgınlık oluyor ister istemez hepsini mutlaka. Hepsini birden yaşadık. Yani babam bizim için çok değerli. Ben zaten sırf buraya gelmemin büyük sebebi babamın yanında olmak için. Onu bırakmadığımızı hem herkesin bilmesi için. Biz bırakmadık babamı. Olmuş. Yani 30 yıl önce yaşanan bir şey. Ama yani şimdi karşı değilim. Babamın yanındayım. Kendisi de ister test doğru çıksın, ister çıkmasın, Türkiye'de bir ailesi olduğunu bilsin. Bu saatten sonra ister çıksın, ister çıkmasın, biz onun ailesiyiz. Her zaman bekleriz kendisinde. Ben biliyorum, çok ilginç bir duygu yani. Kendisi de şu anda yanımda ama yani anlatamam. Duygularımı anlatamam. Değil mi? Aslında insanın en yakını, kız evet. kardeşi bambaşka hayatlar sürdürmüşsünüz. Evet. Şimdi de karşılaşıyorsunuz ilk kez. Evet. Sabrina bakıyorum ablana sarılınca daha ağlamaklı oldun. Çok daha fazla duygulandı. O da hep abla istermiş. Evet. Değil mi Sabrina? Sabrina.
des frères, j'étais la seule fille. Erkek kardeşlerim var. Ben tek kızım aslında Fransa'da. Ben de en büyük kızım, ablayım ve kardeşlerime ben baktım. Anneme çok destek oldum. Kardeşlerimi büyütme sürecinde ve her zaman içimde derdim ki inşallah bir gün bir ablam olur, bir kız kardeşim olur. Artık annem çocuk yapamaz, dolayısıyla kız kardeşim olamazdı ama her zaman bir kız kardeşimin olmasını istedim, bir ablamın olmasını istedim. Bana üç ablamın olduğu söylendiğinde, çünkü ben gerçekten erkek kardeşlerime çok yakınım, onlar olmadan yaşayamam. Şimdi de ablalarım var. Ailemi çok seviyorum. Çok aileci biriyim. Bence hiçbir zaman aileden ayrılmamız gerekiyor. Ben Türkiye'deyim. Erkek kardeşlerim beni arıyorlar. Çok mutlular. Onlara fotoğrafları gösterdim. Kız kardeşlerimin, ablalarımın çok güzel olduğunu söylediler. Çok mutlu oldular. Bizi unutma da dediler erkek kardeşlerim. Ben de onlara sizi asla unutmam dedim. Ama işte hayat böyle. Ben ablalarımla sürekli irtibatta kalırım umarım. Türkiye'ye gelirim ve Türkçe öğrenirim. Bunları istiyorum. Öznur ağlamaktan duramadı. Ağlaya ağlaya kaçtı dışarı. Kıyamam ya. Öznur da aslında bu buluşmanın mimarlarından gerçekten. Sağ olsun. Daha Fransa'dan aldı sargını buraya getirdi. Aman insanoğlu ne garip. Sefai Bey ile ilgili de dün dedim ki kendi kendime. Ay dedim erkek olmak da zor şimdi. Sefai Bey bir sarılayım diyor. Bir sarılamıyor değil mi Sefai Bey? Şimdi gerçekten o kadar zor bir durum ki. Hani dikkat ediyorsan bazı şeylere. Yazık Sabri'nin ağlayınca bir sarılayım diyor. Bir sarılamıyor. Aman sarıl ne olacak kızın yaşında işte zaten. Yok zaten şey etmem ben. Her zaman da şeyim yani destekçiyim. Öyle öyle vallahi ne olacak. Sabrina çünkü sana baba diye o kadar ısındı ki hemen. Evet. Kolunun altına girmeye hazır zaten. Ay. Peki ben yarını heyecanla bekliyorum. İnşallah hep İnşallah. Beraber burada açıklayacağız. İnşallah. İnanıyorum ki yarın DNA testinde de Sabrina ile Sefai Bey biyolojik olarak baba kız çıktıktan sonra hani bu kucaklaşmalar. Evet. Onun için bir resmiyet önemi var. Başka bir şey yok mu? Ay Cavuş Bey, ay canım benim. Onun bir resmiyet önemi var. Evet, başka bir resmiyet şey ödemek. Onun zaten hani ben yine de söylüyorum. Evet, öyle evet. De böyle de yine benim dördüncü kızım. Ablaları burada. Her zaman Türkiye'ye geldiği zaman kapımız açıktır. Evet. Özün hanıma ve eşine de aynı zamanda teşekkür ediyorum. Onlara da kapım açıktır. Onlara da teşekkür ediyoruz. Benim annem de zaten bize buraya çıkmamızın annemin büyük tepki şeyi vardı zaten. Annem hiç tepki göstermedi. Bize asla bir kin duyacak bir şey söylemedi. Kendisi de sizin ne kadar hakkınızsa dedi. Onun da o kadar hakkı dedi. Hani annemin duyguları çok karışık şimdi. Hani bir şey ifade edemiyor ama hani o da dik. Ya olmuş diyor. Annemin de kapısı gelirse sonuna kadar açık kendisine. Bize de asla hiç kin duydurucu babama karşı da kendisine Sabrina'nın kendisine karşı da hiç tepkili bir şey konuşmadı. Benim annem nasıl herkesin kendisine özel annesi, benim annem de bize özel. Yani ben de onun ellerinden öpüyorum evet, gerçekten. Annem bizi yani buraya çıkmamızın büyük desteği zaten annem. Diğer kız kardeşlerim gelemedi. Küçüğün kabullenmesi biraz zor oldu haliyle. O pek daha bir şeylerin farkında değil galiba ama bilmiyorum ben de gördüğümüz zaman biz televizyondaki gördüğümüz zaman bizim de duygularımız şey oldu. Bunun gözyaşları diyorum ya bu saatten sonra hani çıkmasını ben de isterim. Bu kadar inşallah hayalleri yıkılmaz. Şey diyorsun değil mi Neve hani aslında onun da babayla büyüme hakkı vardı. Tabii evet, belki evet. Diyorum ya bak biz nasıl babamın zamanında yurt dışına çıktığında aradıysak hani annem aradıysa biz küçüktük ben 4. sınıftaydım ben babamın gittiğini hiç bilmiyorum bile mesela o zaman. Demek ki gelmeseydi biz de belki aynı şeyler aynı durumda olacaktık. Nasıl yaşam sürecektik hiç belli değil yani bunun da hakkı. Ya bu saatten sonra olmuş bu saatten sonra da inşallah umutları kırılmaz. Her zaman kapımız açık benim annem de aynı şekilde düşünüyor. Hani sonuçta annelerimiz farklı ama annem hiç bize asla bunun hakkında kötü bir şey demedi. Helal babamız da kötülemedi. Buraya çıkmamızın büyük desteği. Annemi çok seviyorum. Benim annem çok başka. Herkesin ben de onun kendisine güzel. Ama annesi. Şöyle söyleyeyim Münevver'cim. Şunu kabul etmek lazım. Eğer annen zaten buna çok sert bir tepki gösterseydi. Evet.
Hani ben yine babanın baba olabilirim diye buraya geleceğini anladım ama sizlerin burada olması da çok, mümkün olmazdı. Kaldı. Çünkü evet. onu da karşınıza almak istemezdiniz. Evet, o yüzden hanımefendinin de buna hoşgörüyle yaklaşması gerçekten artık 30 yıl önce olmuş. Evet. Yani çocuk saklanabilecek bir şey değil. Evet. Herkesin hayatında kendisine ait özel şeyleri vardır. Bunu kabul etmek lazım. Olmalıdır da aslında. Hani özel hayat dediğimiz şey sadece bize sakladığımız değil mi? Evet. Sadece bizim bildiğimiz ama çocuk oldu mu, çocuk dünyaya geldi mi bu saklanabilecek bir şey değil. Bir de kimin kime ne zaman ne faydası olacağının hiç garantisi evet. yok. Öyle. Hani inanıyorum ki Sabrina'nın 27 yıl sonra ortaya çıkmasının da bir nedeni vardır. Ona Rabbim onu da bir yere bağlamıştır. Evet. Şu an biz bilemiyoruz ama evet. bir yere bağlamıştır onu. Bir nedeni vardır. Ne mutlu ki bizi de vesile.